hürmetli izleyicilerimizi, hanımlar ve beyleri selamlıyorum. Bugünkü programımız her haftada kimin Güney Azerbaycan'dan bakış ve bugün konuğumuz Sayın Oğuz Bey, Güney Azerbaycan İstiklal Partisi Araştırma Merkezi tarafından uzattı. Sayın Oğuz Bey, buyurun. Ben size teşekkür ederim yoldaşlara ki katılıplar ve sonra bizim danışığımızı eşitleştiler. Önceden selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Buyurun. Sayın Oğuz Bey, bildiğiniz kimi bu haftada bir üç tane gündemle biz yüz göz olmuşuz. Birisi bildiğiniz kimi 23 Nisan Uşaklar Bayramı, aynı zamanda Egemenlik Bayramı 23 Nisan. Onun ardında kondarma Ermeni soykırımı altında bir propaganda ki illerdir şey, bu sürüyor. Ve 25 Nisan'da Çanakkale'nin 106. ilinin nezet yerler ilk dönümüdür. Bunun da yanında tabiiyeten İran işgalci rejimin illerdir ki bizim milletimizi, bizim kimliğimizi hakaret, tohim ve bunun da yanında tabiiyeten bu tohim ve hakaretler işgal esasında, işgalin o nezet yerler o içinde olmuş ki bizim büyük şairimiz Fuzuli'ni o kadar çiçitmek o kadar tohum ve tahkir. Elbette bu birinci defede olmuyor ve sonuncu defede olmayacak. Buyurun Sayın Oğuz Bey, ben neyse diyorlar, üç tane, dört tane konu sizinle paylaştım. Sizin de fikirlerinizi bu hafta izleyicilerimizle birlikte eşitmek istedim. Buyurun. Çok sağ olun. Birinci ile bu 24 Nisan yani bu sözde Ermeni soykırımını danışaq. Bilirsiniz ki çok önemliydi bu il. İlla da ki Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili. 106. il dönümüdür 1915 hadiselerinin. Evet. Ve bu il Amerika'nın prezidenti Joe Biden bunu o soykırım kelimesini ağzına getirdi. Önceden yani bu öyle değil miydi? Önceden büyük bir facia, bir felaket kimi. Hatta Ermenice bir kelimeni işledirdiler. Ancak yani öyle resmiyete tanımak yok idi. Yani o genocide kelimesi İngilizce'de ki bizim dilimizde soykırım diye onu işletmirdiler. Bir yol takriben 40 yıl bundan önce Ronald Reagan bunu ağzına getirmişti. Ancak böyle bir günde yok. O Holocaust barisinde danışanda, Yahudilerin soykırımının barisinde danışanda demişti ki ve Ermenileri de onun yanında demişti. Öyle değilmişti. Ancak o resmiyete tanımak anlamına gelmirdi. Ancak bu defa biz görürük ki hatta Joe Biden önceden beraber işlediği Prezident Obama ki benim dokumentleri vardı. Belki sizde de var ki Prezident olmadan önce seçkilerde Prezident Obama demişti ki ben Prezident olsam, beni seçseniz ben Ermeni soykırımını resmiyete tanıyacağım. Ve bunu Ermeni lobiciliğine ve onlara öyle onlardan oy alsın diye, rey alsın diye o zaman yazmış. Bu bir beyaniyeydi o zaman. Yani Prezident Obama'nın ofisinden. Elbette o zaman hala prezident değildi, Senatör Obama'nın. Ve biz ona o zaman Güney Azerbaycan İstiklal Partisi tarafından da ele o beyaniye ki hala Obama prezident olmamıştı itiraz yazdı o zaman. Bu böyle gitti. Obama 8 yıl prezident oldu. Ve ancak o sözü ki vermişti Ermenilere onu ameli elemedi. Böyle geçti o 8 yıl. Ancak bilirsiniz ki Obama'nın 8 ili nece geçti? İran'a yardımlar, İran'ın bölgede yayılmasına yardımlar. Böyle ve onu İran'ın yolunu açmaklar. Yemen'den Lübnan'a kadar ve Avrupa'ya, Türkiye'ye, Azerbaycan'a kadar. Onları danışmıyoruz. Yalnız Ermeni meselesinde tabii ki Obama Ermenilerin yanında idi. Ancak onu eleyebilmedi. Niye? Çünkü özlerinin, öz siyasetçilerinin de işlettiği
sözler esasen stratejik menfaatlerimize göre demedik değiller. Yani Amerikan jeostratejik, coğrafi stratejik menfaatlerine. Niye? Çünkü Üzülürüm Oğuz Bey. Yani o zaman Barack Obama yani bunu demedi. Yani o coğrafi stratejik menfaatlere göre yani bunu ağzına getirmez için söz vermiş demedi. tabii ki yani bunlar istememişler Türkiye'nin, Türkiye ile yani bunlara Türkiye daha önemlidir ta Azerbaycan. Amerika yani yönetimine diyelim, idaresine. Bunlar istememişler ki Türkiye'nin daha o ilişkileri gerginleştirsinler. Ve ona da muvaffak oldular Obama'nın sonuna kadar. Ve Obama bu sözü ağzına getirmedi. Ve ilişkiler öyle salkak salkak yürüdü Türkiye ile ve Azerbaycan'la da. Yani ha Obama ilk günlerde Türkiye'nin prezidentine telefon açtı, danıştılar, Türkiye'ye geldi, camiye gitti ve yani böyle o üzdeki ilişkiler tutuldu. Ancak Türkiye'nin, Amerika'nın çok ciddicesine, açıkçasına o Kürt terörizmine Türkiye'de ve Türkiye'nin güneyinde ve güneydoğusunda yardım edemeyene ve onları milletlerin kurtarıcısı kimin göstermeyene ve DAEŞ'ten kurtarıcı, oradaki terörizmden kurtarıcı kimin göstermeyene ve Türkiye devletinin de her zaman bunu Amerika devletine yitirmeyene ki böyle değil, siz bir terörist grubu işledemezsiniz diye biz o biri terörist grubu istihbaratına para. Bunlar teröristler ve Amerika bunu kabul edemedi. Niye? Çünkü Amerika'nın menfaatlerine aslen uymur bu. Yani siz Amerika'nın tarafından bakanda bunu anlarsınız ki Amerika ve Amerikan idare edilenler öyle diye. Yani Amerikan milleti bir Amerikalı yok. Amerikan idare edilenlerin menfaatine bu değil ki Türkiye güçlensin ve bölgede çok bir söz sahibi ve güç sahibi olsun. Ona göre Türkiye'nin üç tarafı tabiiben sudur. Yani Türkiye, biz siyasetten eğer istesek danışacak, siyaseti harca danışacağız, coğrafi sayfasında. Coğrafini koyacağız, nakşeni koyacağız önümüze göre Türkiye harca. Türkiye üç taraftan sudur. Kaldı biraz güneyden ve biraz doğudan, şergiden toprağa yapışmış. Bunun etrafını güneyden Kürtlerle kapatırlar. Yani bir Kürt ordusuyla. Neçe yüz min neferlik Kürt ordusuyla. Ve buna Türkiye'nin hakimiyetleri bazen de sehv olarak yol vermişler. Mesela Suriye o zaman için stable idi. Orada istikrar var idi. Suriye'nin iç işlerine karışmak Beşar Esad yetmelidir bunları demek. Ve bu bahis olmuş ve bir inadına ki illa bir Suriye'nin oturup danışmalık Suriye devletinin. Yani bu meseleler. Ancak Türkiye'nin güneyini kuşatmışlar. Neyle? Kürt terörist ordusunun YPG. Ben Kürt diyende Kürt milletinin ordusunun yok. Kürt terörist YPG ordusunu diyorum. Doğusunu önceden Amerikan idare edenlerin planı buydu ki Ermenilerinin oranı kuşatsınlar, kapatsınlar. Yani Türkiye milletini orada bir türlü bütün Türk dünyasından izole eylesinler. Ve bunu başarmıştılar Ermeniler. Ancak Ermeniler uzun sürede işe yaramadılar. Ne Rusların, ne törettikleri cinayetler, ne Amerikan işlerini yer çok savaşçı olabilmediler. Hatta mecburdular o yandan bu yandan savaşçı getirirler. Yani Ermeni çetelerini diyorum. Hatta Karabağ işgaliyle mahda olmadı. Geçen yüzyıllar diyorum. Yalnız geçen 30 yıl yok. Bu Ermenilerden çıkmadı. Çoku kaçtılar Avrupa'da o yanda bu yanda büyük diasporalar yarattılar ve orada yaşadılar. Hatta bir Ermenini zorla Suriye'den başka memleketlerden getirele gani eliyle ki gelcinen Karabağ'da yaşarcinen biz Karabağ'ı almışız dünyanın en güzel topraklarıdır. Dağlık, güzel yerler, yaşıllıklar. Gel burada yaşa. Bedava, pulsuz ev de veririk sana burada yaşa. Bir Ermeni Suriye'den git. Hatta Suriye'den gitmirdi orada yaşayan. Yani Suriye'nin siz abi havasına bakın, Karabağ'ın içine bakın. Cetmir'di. O işgal zamanı 30 yıl, 28 yıl.
Ve ona göre Batı ve gene de dönük bu Amerikan idare edenler gördüler ki geçen yüzyılda Ermeniler fakat eleyebilirler böyle noktayı terörlerle ve dünyada Ermeni meselesini, Ermeni soykırım meselesini bir ehrum kimin işledip Türkiye'ye fişar altına basmağına, fişar altına tutmağına. Buna de yarayarlar, derde değerler. Başka doğrudan o qədim ciloğluq zamanı kimin ki Azərbaycanın cüneydə şəhərlərinə tökülərdilər, erməni dəstələri Anadoluya şəhərlərinə, kətlərinə tökülərdilər, qətlamlar, cinayətlər, təcavüz, onlar yox, da o qalmamış ermənilərlə. O güc, o əski ağır terror gücü. Və bunu ne nədilər? Bu vəzifəni doğuda da, Türkiyənin doğusunda Arazbəy, yəni də o nəxşiyə baxırıq, Türkiye'nin doğusunda da, yani Güney Azerbaycan'ın merzide, benim sesim yoktu galiba ya. Var. Siz buyurun. Yani Güney Azerbaycan'ın Türkiye'nin de merzinde, sınırında bu vazifeni Kürtlere verdiler. Ne cür yavaş yavaş geçen yüzyılda Kürtleri yavaş yavaş yukarıya taraf, yani kuzeye taraf sürdüler. Ve mühacirət verdiler ve yerleştirdiler İskandinavya kentlerde. Ta siz görürsünüz ki, Güney Azərbaycanın en kuzey bölgelerine. Böyle bir vəziyyət oldu ve Türkiye'ni bunlar kuşatırlar orada. Ve indi bu Amerikan idare edenlerle Türkiye'nin arasında bu YPG meselesi ve yine de bu Qarabağ meselesi, bahis oldu değil, Obama zamanı bu ayrılık daha da çoxalsın. Yani barışmaz bir vəziyyətə gəlsin. Çünkü onlar daha ciddi ve açıkça YPG'den ve Kürt terörist gruplarından tərəfdarlıq edilir. Ne fakat tərəfdarlıq, bunlara ağır silahlar Arazbəy. Yani normal da siz o eski bir tane Kürt teröristini Pejakı, PKK'yı düşünəndə bir adam düşünürsünüz əlində Kleşnikov. Öyle değil. Bunların əlində tankisi var. Tank vuran silahlar, uçak vuran silahlar. Bunların elinde çok çok ileri bazı yani silahlar verdiler ki eleyebilirler mesela Türkiye ordusuyla savaşabilirler. Ve bu silahların bazısı da geldi ele Türkiye'nin eline PKK'nın elinde işlenildi ve PJAK'ın elinde. Ancak Amerika önceden demişti ve ben bunu çok yaxşı yardımda demişti ki biz bu silahları veririk YPG'ye. Daişle savaştı. Bunu alacağız sonra. Bunların şumareleri de var. Ben bilmiyorum sizin de yadınızda olan. Alacağız. Ben. Ve tabii ki biz o zaman bilirdik ki bu boş sözdü. Ve hiç kimse de bu söze inanmaz. Çünkü bir silahı siz birine verirsiniz. Onu dişinecen, çengelinecen müsellah edirsiniz. Ondan da o silahı almak nece olabilir? Yani? Olmaz. Bu meseleler bahis oldu ki o kopukluk o Sayın Erdoğan bir yol dedi, elə bu məsələlə ilgili. 2-3 il öncə dedi. Dedi, elə qoyun incəldiyi yerdən qopsun. Türkiyədə böyle bir söz deyirlər. Əgər bu ilki qərardı qopacaqdı, qərardı qopa, elə qoyun incəldiyi yerdən qopsun dedi. Elə o cür də oldu yavaş yavaş. O incəldi bu ip və qopdu. Türkiyənin Libya'daki öz haklarını savunması, Türkiyənin hətta Misrə yaxınlaşması, hətta İsraillə ilişkilər, hər Kürt meselesinin, Kürt terör meselesinin bahis oldu ki Amerikan idarelerinin bunu kabul edilmeyeli bir türlü. Türkiye'nin gücünün bölgede yayılması ve güclenmesini kabul edilmeliler. Ona göre her bahaneden, her işten, her ehrumdan istifade edip Türkiye'ni zayıflaştırmaya ve o Türkiye'nin bir türlü gücünü bir yere yığmağa arz edelim. Üç tarafı sudu, güneyi Kürtler, Kürt terörizmi, doğusunu da Kürt terörizmine indi verilip İran devletinin yardımıyla ve uzun süre Türkiye devletinin göz örtmesiyle ve bir türlü gafleti ile indi Kürt terörizmi Güney Azerbaycan ve Türkiye'nin arasına yerleşmiş durumdadır. Bu bize büyük bir facia. Bu kontestin içinde, bu indi bu açtığım meselenin içinde çok normal idi ki bu prezident ki Obama'nın yanında ki onun yardımcısıydı. Yani ikinciydi de ikinci o prezident onun yani Obama'dan sonra buydu. Ki bu gelsin ve bu da söz vermişti seçimden önce. Aynı Obama ki. Bu sözüne amel eləsin. Elədi. Ve yani bir şok değil bu. Çok büyük bir şok ki heç kəsin intizarı yok uydu falan. Yok.
Yani bu Sayın Erdoğan ile çok güzel mesela bu inirdi bu ip, bu ilişki ipi o kadar çekilirdi, incelirdi ki ahirde de koptu. Ve bu cür koptu ki, hiç önemiyorsun ki Türkiye'nin Amerika'nın arasında ilişkiler koptu, yani da, yok. Yani rabiteler kesildi. Çok da bir böyle bir şey olmuyor. Mesela Rusya 95'ten fikirliydi. 90 yani 15 ilden çok olar ki 95 yok 25 bu yanadır ki sözde Ermeni soykırımını resmi olarak kabul edilmiş. Halbuki Türkiye'nin Rusya ile o kadar da çok da yakın yani işbirlikleri var. Yani hiç de bir şey olmuyor. Alman kabul edilmiş, Fransa kabul edilmiş, Danimarka kabul edilmiş, Belçika kabul edilmiş. Bunlar kabul edilmişler. Hiçbir şey de olmamış. Ancak kabul edilmişler. Ve Türkiye'nin yanlış tutumu genelde diyelim geçen yüzyıla, yani yüzyıldan da az budur ki bir cevap veren makamında olmuş. Onlar ittiham vurmuşlar ki Türkiye'de Osmanlılar da öyle Biden de bunu deyip Osmanlı'da, o da müsbet bir sözdü. Osmanlı'da deyip, demeyip Türkiye, demeyip Türkler, deyip Osmanlı'da. O özü, o kelimenin orada işletmeyi biraz ortaya getirmekti mesela Biden'ın tarafından. Bunu çok adam belki mütevecceh olmuyor. Ancak o deyip ki Osmanlı devrinde olmuş bu böyle. Herhalde da o, yani en sert yoluyla dememiş. O da bir mesele. Ancak onu da diyeyim mesela Türkiye'nin tutumu bu olup ki geçen yüzyıla yakındır. Aras Bey siz de belki bu kanaatte olasınız ki. İttihamı vurup Batı, Hristiyan Batı, Rus da dahil. Ve Türkiye bu makamda olmuş. Yok biz bu işi görmemişiz. Danmak makamında. O, bilirsiniz ki ona dille denial. Genocide denial. Holocaust denial. Bir mesela Holocaust olmuş. Mesela 6 milyon Yahudi öldürülmüş. Herkes de bunu sorguya çağırsa bu olur deny, onu danmak olur. Yani bunu olmaz danasın, bunu kabul edemez. Faktiler, bütün her şey kanıtlanır ki bu iş olmuş. Yani de sana kalmamış ki onu şekilliyesen, danasan. Allah'a şekilleyebilirsin. Bütün varlığın her şeyine şekilleyebilirsin. Ama Holokast'a şekilleyemezsin değil. Ki 6 milyon orada Yahudi öldürülmüş. Ve onun Alman devleti de ve Otriş devleti de ve bazı devletler de onun, onların ailelerine, onların kalmışlarına, nevelerine, neticelerine de bu compensation'ı, pulu da vermelidirler. Ve o, eğer bir yerde de evleri varmış, yerleri varmış, onlardaki belli olur. Çağızlarda her yerde durup dokumentler, arşivler gelip orada yaşayabilirler. Yani bu. Bunu deyir ki siz şekilleyebilmezsiniz ve hatta bunu da diyebilmezsiniz böyle değil. Ve bazı memleketlerde de suçtur. Bazı memleketlerde bunun cezası da var. Çok ciddiye tutmurlar ama olur. Şimdi bu Ermeni meselesi de o tarafa gelir. Ve Türkiye bunu, Türkiye devleti bunu ilklerinden bana göre, benim kanaatime göre ki olabilir %100 yanlış olan. Ama gene de bu benim görüşüm. Budur ki yanlış yaklaşmış bu meseleye. Yani yok olmayıp bu iş. Yok tehcir olmuş. Bilirsiniz ki tehcir nedir? Tehcir yani mühacir etme. Yani biz Ermenileri bu silahlanırdılar. Fransalılar ve Ruslar bunları silahlandırırdılar. Bunlar bu ahalinin kette yaşayan normal, sakin, silahsız, korumasız ahalinin ki Osmanlı ordusu batıda savaşır. Arap bölgelerinde, Arap milletlerinin hıyanetlerinin aleyhine savaşır. Ki onlar hamısı İngilizlerle bir olmuşlar. Ve Osmanlı ordularını ve milletlerini kesille kırılır. Yani Araplar. Siz düşünün ki 1000 il. Düz 1000 il Türkler Misre hükümet edilmişler. Misri'de hükümet edilmişler. Misri'de yaşamışlar. Fikirlemiş 5 nefer 7 oldu. Orada yaşayıp. Şimdi siz Misri'de yüzde neçe Türk var. Ve orada Türk kültürünün şeylerine bakın. Etkilerini. Tağriben sıfır. Arabistan'ı düşünün, Yemen'i düşünün, Erağlı Suriye'ni. Bu Araplar İngilizlerle müttehikleşmişler. Ki işgalcını nece ki Suudi Arabistan işareledi bu il İttihadiye Arap'ta dedi ki Türkiye girir teröristler vurmaya Irak'a falan veya Suriye'ye biz işgalcı bir güç kimin görürüz.
Hatta dersi kitaplarda. İndiki söz buraya geldi diyeyim. Arabistan dersi kitaplarda. Ders tarih. Eğer sesimiz varsa orada yoldaşlar yazabilirler ki sesimiz var. Yeni gelen dostlar, fakat dediğim gibi ürek göndermesinler. Hemen gene de gördüm de olabilir taze gelmişsiniz. Kaç eylem ki o ürek nece gelirler göndersin. Teşekkür ederim. Öyle özü yüz gelip yine büyük üreksiniz. Sayın Oğuz Bey'in fikirlerine, düşüncelerine çok zaman nece yerler yokumuzdu. Bir ona göre böyle zamanlardan değerine faydayla. Buyurun Oğuz Bey. Osmanlı orduları, Türk orduları, Cüneyd'e Araplar hayanat eləmiş, İngilizlerle müttəhid olmuş, Türkleri qatlam eləyən ve eləmiş Arap üsyancılarla savaşarken, Batıda, Avrupa'da Türkleri qatlam eləydiler, indiki Sırbistan'da, indi, yani Yugoslav tarafında, indiki Bulgaristan, orada büyük qatlamlar, Yunan'da. Bulgaristan'ı dedim Roma o bölgelerde çünkü Türkler istediler dönsünler Osmanlı toprakları üzüstüyle Anadolu topraklarına ve onları katlam eylem. Bunlarla uğraşırdı. Yani çünkü hamı deyir bəs ki, yani, bir, yani ben, niye bunları sizinle böyle danışır? Çünkü bizim yoldaşlarımız ki Güney Azerbaycan'dan dinleyirler veya onlar böyle düşünür. Onlara böyle deyilir İran tarih kitaplarındaki bir Osmanlı ordusu var orada durmuş. Şimdi İstanbul'da ya, onları gönderirler, gedin, Ermenileri orada kırın. Böyle de Osmanlı ordusu o kadar dağılmıştı. İndiki Ukrayna, Kırım bölgesine, Ukrayna, indiki, bütün Avrupa'nın güney doğusuna ve bütün Arap, o kadar dağıl parça parça olmuş. Ve bunları katlam edildi. Ne fakat orduları, Türkleri de. Ve Osmanlı ordusu istedi bu Türkleri bir türlü oradan çıxatsın. Ve getirsin indiki Anatolia'da. Ve Osmanlı ordusu buna meşgul idi. O anlama gelmez ki Osmanlı ordusu Anatolia'da yok idi. Ama çok az idi. Ve bu vaziyette idi. Ve o zaman Ermeniler de Ruslar da bunları Ermenileri silahlandırırdılar. Bütün o sakin silahsız ahalini orada kırırdılar. Ordu istediler büyük Ermenistan yaradılar. Mən biraz öncə bir sözü o səs kəsilirdi. Orada dayandırdım. O cümləni gətirim burada deyim ki onu unutmamış olum. Suudi Arabistan ders kitablarındakı yazırdı. Filan zamandan filan zamana filan ailə Türklər burada hükümət eləyiblər və məsələ Hərəmeyni Şərifeyni gətirib hər il qızılla gül suyuyla yuvublar, təmizləyiblər. Hər bütün hamıya yeməklər, pullar hamının xərcini onlar veriblər. Onlar bizi geçindiriblər. Onların yerinə bu ildən Türk ünsürünü bir işgalçı ünsürü kimi yazıblar orada. Yani bu budur. Bizim Türkiyənin vəziyyəti budur. Yani Suudi Arabistan'ı arz edirəm. Və böyle bir vəziyyət oldu. Və bu oldu o zaman və Türkiyə, yani Türkiyə deyirik, yani Osmanlı və Türk devleti o zaman mecbur oldu ki, bunları təhcir eləsin. Təhcir yani zorunlu mühacir. Hemen işçi Çinliler eləyiblər. Hemen işçi Ruslar eləyiblər. Ben demirəm, Çin Ruslar eləyiblər, bu da yaxşı işdir. Heç yani biz ben o məqamda deyirəm, deyirəm ki bu yaxşı olub ya pis olubdu. Çünkü orada bütün veriler, bütün bilgiler gösterir bize ki hatta Kürtler, sakin Kürt əhalisi o zaman Ermenilerden çok ölüblər bu oradaki o meselelerde. Ve Türkler, ne kadar Türkler katlanmışlar. Ancak bizim Türkiye'de, Türkiye'nin milletine geçen 50 ilde, 60 ilde medya olan namına Türkiye medyası gelip anlatmayıp Türkiye milline ki Güney Azerbaycan'da Ermeniler ne inipler? Bu sözde 1915'te olan katlamdan önce veya sonra. Ve bu anlama gelmez ki bizim şehirlerimizde Urmu'da, ne bileyim, kentlerimizde Ermeniler katlam eliyipler. Bəs onun intiqamı kimi? Asla öyle değil. Orada təhcir olub, orada çok ağır
çeteler savaşı olup Fransallar ve Ruslar çok ağır dehalet edildi silah. Hatta Amerikan da orada o zaman Urmiye'de klasları var idi. Bunlar hamısının orada da. Düşünün Urmiye o kadar önemliydi Amerika'ya, Fransa'ya ve Ruslara. Bunlar hamısının orada hem Hristiyan klasları var idi, hem İngilizce, Fransızca klasları var idi. Ders klaslarında orada yığırdılar. Hatta mesela xeyriye merkezleri var idi Fransalıların, İngilizlerin ve Amerikalıların. Urmiye'de düşünün. Yüzde xeyriyeydi. Gerçek işleri casusluk ve gerçek işleri Hristiyanları, Asurileri ve Ermenileri ve sonra da Kürtleri orada kullanıp mentekanı teşenüze çekme idi. Herhalde sözü getirerek bu yere getirerek ki İndi ki dünyanın en güclü memleketinin prezidenti geldi bunu bir soykırım kimi adı getirdi. Ve Türkiye devleti geçen yüzyılda veya ondan az kadir olabilmiyordu. Güney Azerbaycan işgal altındaydı. Kuzey Azerbaycan yeni bir devletti, işgal altındaydı. Bu Türkiye devletinin işiydi. Türkiye devletinin medyasının, medya sahipleri, onlar ki özlerini intelektüel bilirdiler Türkiye'de geçen yüzyıllarca. Onlar ki özlerini Rauşan Fiç bilirdiler, solcu bilirdiler, sağcı bilirdiler, Türkçü bilirdiler, milliyetçi bilirdiler. Hamısı, bütün bu kesim, Türkiye'nin yani bütün medya kesimini, onlar ki özlerini gazeteci değiller ve hatta deyirlər bəs ki, dünyada ən müstəqil qazetəcidirlər filan. Onlar geçen 50 ildə, 60 ildə, 70 ildə bunun yerinə ki, gələrlər deyərlər ki, yox, məsələn, biz bu soyqırımı eləməmişik, bunun yerinə gətirib gərçəkləri açarlar ki, Güney Azərbaycanda nə oldu? Ermənilər, Vasurilər və Ciloğluqda nə oldu? Və bunlar nə oldu? Yəni, Güney Azərbaycanda bu qətlamlar olubdu. Amma Güney Azərbaycanda olubdu bizə qarşı. Güney Azərbaycan Türkünə qarşı. Kuzey Azerbaycan Türkünün'e karşı ve Anadolu Türkünün'e karşı. Yani bunları açalım. Ama difai bir vaziyette kalıp Türkiye, Türkiye devleti ve millet, yok biz bu için şey elememişik bu soykırımı. Ha, sonra ne olup da elememiş de olmuyor. Böyle olmuyor. Tehcir olup da. Bütün en büyük difaları olup tehcir. İndiyeceğim. Belki bundan bir yana daha ağırlı, daha milli medya ola Türkiye'de. Çünkü Türkiye'nin medyası asla milli. Yani genel dərz edirəm. Olabilir bir gazeteci bulasınız siz mənə ki, milli olan. Vəli Türkiye'nin mediası genelde, geçen yüzyılda milli deyil. O zaman ki, Şahbanu Fərəh məsələn bir şəhərdən gedirdi bir şəhərə, onu Cumhuriyet gazetesi getirirdi, baş səhvədə yazırdı. Məhəmməzdə Şah Pəhləvi getdi məsələn bir yeri cəzməyə, məsələn, Suudi Arabistan'a getdi Məkkiyə. Onu Cumhuriyet, niyə Cumhuriyeti deyirəm? Çünki ən solçu qazet idi. O zaman, indi də bəlkə. O zaman qazet var idi, internet, televizyonla filan. Və ən, yəni, siz düşünün ki, ən sağcılar, ən yəni, onlar için şahın tərəfdarı, məsələn, sevirdilər. Çünki İranın o şahlığını filan elə sevirdilər və gətirirdilər. İranın şahlığını Erzeladın Fərəh Pəhləvidən manşetler düzeldirdiler. Onlar gəlib demirdiler o zaman ki, Güney Azərbaycan Türkü nə vəziyyətdədir, nə çəkir və necə orada yox olmağa tərəf gedir. Və ermənilər, həmən mediada gəlib deməz ki, 100 il öncə, 1915'dən öncə, 1900'də, 1902'də, 1908'də və 15'dən çox öncə nələr olubdu. 1914'də, 14, 101 il ondan öncə nələr olub Urmiyədə, Xoyda, Salmasda, bunlarda. Hani ele Ermeni çetelerinin şeyini ve Asuriler de buna yardım. Ve bu yanlışı ben açmaya çalıştım bu söhbətimizdeki. Hatta düşman sizi ne inir? Sizi düşman diyor veya mesela sizi yıkmak isteyen ne inir? Size önce ittihamı vurur, sizi difa məqamına koyur. Ve siz cicelirsiniz. Fakat siz diyor ki o öyle değil. İran devleti aynı oyunu bizimle oynuyor. Mesela gelir diyor ki siz milli haqdan danışırsınız. Siz Urmu Gölü'ndən, Güney Azərbaycanda işsizlikdən, fəsaddan, iqtisadi her türlü fəsaddan onu danışırsınız. Siz pan-türksünüz. Halbuki pan dostlar anacıqdır bizim danışığımız. Öyle de oldu. Ürək göndermeyin. Ürək göndərsiz ortada,
Gene de kesinti olur. Sağ olasınız. Buyurun. Buyurun oğlum bey. Gördünüz sizde ne oldu? O, çünkü onu gönderen devirli dalbadal gönderen de bu cürüm. Hayanlı. Buyurun. Bunu diyorum ki İran devleti de aynı şey görür. Siz gelip öz hakkınızda normal bir hakkınızdan ki mesela ben uşağım indi bir... Gene de bağlantı saniye Oğuz Bey. Saniye Oğuz Bey, benim sesim var sizde. Sağ olun Bey. İndi cümleyi tamamdı. Buyurun devam edin. Oldu. Umarım ki hayat yoldaşlar kulağınız hatta orada yazabilirler ancak o düğmeleri işte bu cür edilir. Ben Şimdi daha dönün burada buyurun. sözümüzü tez bitirek o da bu şey İran devleti getirir size bir ittihamı vurur. Onu bir kelime pan Türk kelimesini pan Türkist pan Türk bir pis söz kimin bir ittiham kimin vurur. Sonra Güney Azerbaycan Milli Hareketi içinde bazıları cicalilla. Cicalende durur diyor ki, aman pan-Türk değilim. Sen pan-Türksen. Üzü istedim. Sen pan-Farssen. Sen pan-Kürtsen. Ve o sözü ona diyor. Onu bir yaman kimi. Çünkü bizim milletimizin aydınları ve medyası ve iletişimi yoktur. Ona göre cedid milletimize anlatabilmirik ki öyle değil ki o sana diye pan-Türk. Sen de ona diyorsan sen pan-Farssın. Yani bu pis bir şey değil pan-Farsizm. Pan-İranizm, pan-Amerikanizm, pan-Arabizm. Yani bunlar adam gidip okusa görse ki ne demek pan-İranizm? O da bir düşüncedir, o da bir teoridir, bir ideyadır. Pan-Türkizm. Demirem yakçıdır veya pistir. O da bir ideyadır. Ama bir pis bir şey değil. Siz belki hatırlayasınız Araz Bey, bir zamanlar İran'da komünist Yaman idi. Belki indi de bazı yerlerde. Mesela diğerde Frances değil, Frances komünistti. Yani o sözü diyenden sonra onun da değeri sizde aşağı çünkü Allahsızdı, imansızdı ve hatta indi bizim neslimizde. Bizim nesilden biraz önce diyerdiler ki bunlar komünistler, bunlar iştirakçı düşünürler. Öz hanımlarını istiyorlar, şerik olalı ayrılarıyla. Bunu diyerdiler. Ama da indi geçen 30 ilde 40 ilde bunu demediler. Biraz utandılar bazıları. Bunu isteyen biraz ki böyle değillerdi. Mollalar menberlerde böyle diğerlerde ki komünist yani iştirakçı ne demek? Üz isteyen diyorum bunu ama mecburum diyeyim. Yani hanımlarını iştirakçı koyanlardır bunlar. Bunu mütmain bilin ki bir molla yok. Bütün mollalar şah zamanı ve şah devleti de şah hükümeti Mehmet Şah da bunları support ederdi. Bunların bütün haçlarını Mehmet Şah verirdi bu mollaların. Çicasında menberlerde desinler ki komünist yani iştirakçı ve iştirakçı hanımların iştirakçıdır. Daha hiç ne iktisattan falan hiçbir şey yani. Komünist bir yamanıydı. Ve başka düşünün. Ve bilirsiniz ki, siz bilirsiniz Araz Bey ki, hatta nasyonalist kelimesi. Bunu da kimler eləmişler? Bunu da komünistler eləmişler, solcular. Nasyonalist kelimesi bir türlü eğibiydi. Filankes nasyonalist. Ondan sonra gördüler ki nasyonalist çok işlenmiyor. Çok o gücü yoktu. Faşist sözmüşlerdir. Mesela birisi Güney Azerbaycan milli hakkından danışır ki ben de bir insanım, ben de öz millet istedim. İnsan ki milli kerametim, insani kerametim de yaşıyorum. Ama faşistler bunlar. Bunlar bozguçludurlar. Faşistler. Bunlar pantürşü. Yani o enciler, o markaları size vurandan sonra da sizin sözünüzün itibarı kalmıyor ki. Şimdi pantürşist de böyle. Yaxşı. Şimdi bunları getirir hamısını yığa bir yere ki
O zaman için siz istiyorsunuz bir iş yürürsünüz. Ben burasına dikkat özü çağırma istiyorum. Ama bu sözü deyim dayandırım siz de danışın. O zaman için istiyorsunuz bir işi yürürsünüz. O işin özünü o birine ittiham vurun. Mesela siz bir yerde terörizm yaratıyorsunuz. Terörizm yaratasınız. Terörçülük yaratasınız. Siz o grup, o biri tarafı terör şey edin, ittiham edin. Mesela Amerika devleti açıkça devleti terörizm yani devlet terörizm yapır ya, birisi elinde klaşınkov alıp gelip bir yerde birini öldürür. Devleti terörizmi Afganistan'da yaradıbdır. Siz bilirsiniz ki siz mənə baxanda bilirsiniz mən nə Talibanam, nə oranın mücahidləri ki var, o Şah Məsudun adamlar, onlardanam, nə yani orada mən Afganistan'da heç bir qrubun nə tərəfdarıyam, nə onları yaxşı bilirəm, nə pis bilirəm. Ancaq biz uzaqdan baxanda nə görürük? Amerika devleti terörizmini istəyir icra eləsin Afganistan'da. Gətirir Afganistan'da Amerikanın işgalcılığına, terörizminə qarşı savaşanların adını nə qoyuruq? Önceden terörist. Şimdi bunun adını siz her ne eşidirsiniz eşidin. Taliban eşidin, Daesh eşidin, ne bileyim ne, her ne eşidin. Önemli değil. Sizin asker, Amerikan askeri gidip 10 bin kilometre o tarafta, Irak'ta, orada maşınlara deyir, sen burada dur, sen geç. Sen belele, sen ele. Sen öl, sen kal. Bu terörist değil. O ki deyir her halde, her dininendir. Aşırıdır, pisliği, firatidir, her nesidir. Dünyanın en kötü düşüncesini taşıyır. Ancak o durup savaşan o teröristdir. Yani oğru ev sahibini ne inir? Danlayır. Düşünün ki oğru gelip ev sahibini dövür ki ve sen yani onu danlıyorsan niye böyle sen eləsin? Agar sen ben bir evimden çıx ya. Görək terörist kimdir? Amerikanın devleti terörizmi bu sözü təkid edir. Amerikanın devleti terörizmini o zaman istəyir Afganistan'da icra eləsin. Onda orada savaşanlara nə deyir? Terörist. Yetirə bildin mi bu sözü? Bəli. O zaman ki Amerikan idarə edənlər istəyirlər dünyada öz cinayətlərinin, öz genosaytlarının arazbəyi, öz soyqırımlarının üstün örsünlər, qızıl dərilərin üstünlər. Afrika'ya ən böyük, bir böyük qarriyə təcavüz. Dünyanın ən böyük təcavüz. Vietnamda, Kore'de, en büyük katliamları törede bir idare sisteminden biz danışırız. Ola ki, onlar danışırmasın. Gəlin 106 il önceden gedek tapak görək ki, Osmanlı zamanı burada 1 milyon yarım, özdə bütün amar var ki, 1.3 milyon ermeni yaşayır ha bütün. Milleti sadiqeyi ermeniyyə. Osmanlıda ocudu. Yani 1 milyon yarımdan ne cür, üzr istəyirəm, 1.3 milyonu ne cür 1.5 milyonu ölür ve sonra kalanlar da kalır Suriye'de, dünyada indi bu kadar o zaman. Yani o zaman da o kadar ermeniler de kalır. Ve hemen zamanda ki bu soyqırım olur, yani 1.3 eksi 1.5 olar, eksi 3 daha bilirsiniz ne diye. Biraz da eskiyorlar yani. Bütün ermeni... Yani biraz da artık orada bütün popülasyon, bütün millet orada yaşayır. Ondan çoxunu bunlar iddiam vururlar. Halbuki hemen zaman, yani 1.3 milyon Ermeni yaşayır bölgede. Osmanlı'nın amarları budur. Osmanlı çok titizdiler amar tutmakta, bunu bilirsiniz. Rus amarları, Osmanlı amarları, Osmanlılar 30 yerde yazdırdılar bir şeyi. Bir şey ki ittifak olurdu her ne. Onu 30 yerde Yahudiler dövürdüler. Osmanlılar indi Türkiye'ye dövürdü. 30 yerde arşivleri var. Arşiv. O beter şey saklayandılar. Arşiv saklayan. Osmanlı'nın da sistemi buydu. Her şey yazılıbdı. O zaman Ermenilerin amarı da var. Ruslarda da var. 1.3 milyon tağriban. Bunun 1.5 milyonu ölüb. Siz bunu indi hesap riyaziyat işlerini görün. Burada nedir mesela? Hala bildiniz daha ne diyeyim? Riyaziyat eliyordunuz. Sonra hala bundan kurtulup Suriye'de kalanlar. Aynı zamanda da Türkiye'de Osmanlı'nın vezirlerinden, vekillerinden, yazarlarından ermenidirler. Bu ne cür soyqırım olur ki? Şimdi soyqırımın bəs mənasını bilmirlər. Soyqırım odur ki, birini o millete bağlı olduğuna göre, o dine veya o gruba bağlı olduğuna göre öldürürsün. Yani soruşmuyorsun. Ama Osmanlı'nın veziri ermenidir. Osmanlı'nın filan vekili ermenidir. Hemen zamanlar ha. Hemen zamanlar vekillerden ermeniler var. Pul sahibi İstanbul'da ve büyük şehirlerde.
Yaşayırlar onlar. Ve soykırım değil. Bir bölgede büyük bir başkaldırının için Rusların ve Fransalıların elinde mühendisliği olup da onu bir türlü hallileme meselesini. Nece hallileme? Bir tesine savaşıp ölmek ve öldürmek. Nece için? Olar Kürtleri ve Kürtler de o zaman Kürt milleti, Türk milletine ayrı yok idi o zaman. Beraber savaştı. Öyle bu Ermeniler. Ve bazıları da tehcir edildi. Ama resmi destur, resmi emir İstanbul'dan tehcirdir. Hatta bazıları ki tehcir olanda bazı paşalar, bazı böyükler ki olup ki gazaplanıp o kadar ki cinayetler Ermeniler edipler bölgede. Araz Bey bazı cinayetleri ki, okuyor, adam okuyabilmir, devam edebilmir paragrafı. Yani ve burada diyebilmek ki mesela kadınlar neyip, uşaklar neyipler. Yani o, özde bunu Ruslar yazırlar, Fransallar yazırlar ve hatta bazen Ermeniler özde yazırlar. Çilemiyorsun yani taraflı, garazlı bir Türk yazır bunu. Ve o bazen teşrih edirler bir tane bir sahneni ki orada mesela bir kende gidiple orada 200 nefer, 300 nefer ölü. Ne vaziyette de nece öldürüple bunları demek olmuyor. Yani çetin dedi ve demeyi de, yani demeyi o kadar... Ben sana ne olsun? Bunu hele diyelim ki hele 100 yıl, 80 yıl, 90 yıl, 70 yıl ötürü hele Zorbalayan'ın öz kitabında yazdığını biz mesela sizin hesabıyla Uşman dersini soydum, sağda tuttum görem, niçe dege ölülü. Veya hıçı bunun daha çok yani cinayetler bunları. Bunlar yani bir nece diyelim bir millet diye ne diyeyim? Bunlar bir milletle ki cinayetten, insan öldürmekten zevk alan, lezzet alan yok, bir... öyle. Asla biz öyle bakmıyoruz ki bir... Ya biz asla Ermeni milleti ile asla bizim ne bir problemimiz var ne bir şey. Yani Ermeni milletini biz diyebilmeriz ki Ermeni milleti böyle. Biz Ermeni teröristlerinin bölgede yarattığı bu cinayetlerden danışırız. Asla Ermeni milleti mesela daha çok vahşidir mesela diye Çin milletinden. Yok öyle. Hamı insandı, hamı millet. Bunları siz getirip Ermeni milleti orada yaşayıp ama millet... Tehrik eliyesiniz, silahlandırasınız diye siz burada durun, biz size devlet verecek filan. Her millet bu iştir. Bunları Fransallar ve Ruslar, Ermeni milletine biraz önce dedim, Osmanlı'da milleti sadiqa deyirdiler. Sadiqa düzgün insanlar, düzgün millet. Bir yerde yazmıyorlar, onların şöhretleri, legapları bu. Milleti sadiqa. Erz edirem Ermenilerden vezirler, vekiller, paşaların hanımları, sultanların hanımları öyle ayrı seçkilik yok idi. Ruslar cüzdanından sonra, Türkler zayıf olandan sonra Ermenileri silahlandırıplar, valla kullanıplar bunları. Bunlara inandırıplar ki siz büyük bir cürsünüz, büyük bir Ermenistan yaratacak. Sizin budur mesela. Yoksa normal bir Ermeni meselesi yoktu. O da insandı. Biz yaşa, biz deyirik ki ne Ermeni, biz yüzler defa demişim diye. Biz ne Ermeniler daşınır giderler o mantıkada, ne biz daşınıp giderler. Gerek Ermeniler öğrenirler bizimle nece yaşayalım. Gerek biz de öğrenek Ermenilerle nece yaşayalım. Bunun başka yolu yoktu. Bundan başka söz diyebilmeliyiz ki biz. Ne diyebildik? Ne Ermeniler diyebilirler ki biz Türkleri kırak, ne biz diyebildik. Ancak Ermeni terörizmine tabii ki çok karşı koyarız nece ki savaş zamanı ölüm ve dirim savaşıdır. Ben onu diyorum ki bu o zaman bazı paşalar, bazı amirler ki bu cinayetlerin, Ermeni cinayetlerin tesirinde hatta zulmü deyip Ermenilere ki bunlar sapt olunuptu. Osmanlı'da hamısı sapt olunuptu. Unutmayan Osmanlı her şey sapt edildi. Onlar cezalandırıpla mahkemelerde cezalandırıpla hamısı cezalandırıp. Yani böyle bir ağ pervendesi var Osmanlı'nın o zaman. Hata eliyanı da cezalandırıptı. Ya öyle bu paşalardan. Ve hatta desturlar var ki miğayet olsunlar, bu tehcir olanlar rahat gelip Suriye tarafına geçebilsinler. Şimdi yakçı kararıydı, pis kararıydı. Bunları biz gazavet eleyebilmez. O zamanın şeraitinde o gerekmiş ve o kararı vermişler. Herhalde Cenab Biden, Amerika'nın başkanı, Cumhurbaşkanı, indi gözümüzün önünde olan Rohingya Müslümanlarına olan katliamlar, gözümüzün önünde olan Doğu Türkistan, yani hali hazırda cereyan eden, Doğu Türkistan'da olan katliamlar, soykırımlar,
Güney Azərbaycanda sinsicəsinə bir milləti yox eləməklər, dilin, özünü, soyqırımını və Qarabağın işğalı edəndə və Qarabağın ətrafını ermənilər və ruslar işğal edəndə orada törənən cinayətlər və qətlamlar. Bunlar indi olur mu? Yəni, lazım deyək, gedək tozlu, torpaqlı kitabları açaq, içlərinə baxaq. Ki açmırlar, o arşivləri açmırlar yəni. Yəni, məsələ təhqiq olunmur, məsələ siyasiləşir. Bunları danışmırıq. Fransalıların indi hal-hazırda Afrika'da elədikləri cinayətləri. Mən Əl-Cəzəri demirəm. İndi də, indi. Onlar çoxları bilmirlər. İndi Afrika'da Fransa askerləri nə indirlər. Həmən kolonial zamanın işlərini görürlər. Onları indi danışmayaq. Hal-hazırda concentration kəmplər, toplama kəmplərini danışmayaq Çində. Və İran dövlətinin Güney Azərbaycan elədiyi bu sinsi qətlamı geçən yüzyıldə başlayıb. Bunları danışmayaq. Gedək 106 il öncə. Hə, o qətlam mıydı? Çox gözəl. Mənə görə çox böyük başarı olmuş bu Amerika tərəfindən və erməniləri daha da çox kullanacaqlar. Görəcəksiniz buna görə. Çünki minnətləri var indi ermənilərin üzərinə. Bu erməni lobisinin üzərinə. Bəziləri tərsəsində başa düşüblər Arazbay. Deyirlər bəs ki, Amerikanın dövlətçiliyi, Amerika dövlətini idarə edənlər erməni lobisinə, mən oxuyuram bunu, müələsəf bəzi Güney Azərbaycan Milli Hərəkətini düşünür özlərini sayanları da yazıblar ki, Amerika dövləti erməni lobisinin önündə diz çöktü. Yəni, məsələ tərsinə başa düşübdü. Yəni, demək ki, dünyanın siyasətində bilmir necə geçir. Ki, yuxarıdan gəlir bu məsələ, aşağıdan ya erməni lobisi Amerikanın balaca şəhərlərinin içində bir dənə normal şirkət qədər güclüdür Amerika. O şirkət nə qədər lobi eləyə bilər Amerikan? Amerikada elə şirkətlər var ki, dünyanın 4-5 məmləkətinin budjeti, pulu elə bir şirkətdədir məsələn. Nə erməni lobisi? Bu erməni lobisini kim yaradır? Lobiliyini, dobiciliyini. Amerika yaradır, Fransa yaradır, Ruslar. Yəni, yuxarıdan olur bu iş. Amerika dövlət, Amerikanı idarə edənlər bu işi görürlər. Ermənilər yox. Yəni, bu kredit ermənilərin deyil. Mən dəfələcə, geçən 30 ildə demişəm, ermənilər ki, bu cinayətləri Azərbaycanda elədilər, Şuvalı Azərbaycan işqal elədilər, cinayətlə çıxmırdılar. Və o cür ki, müstəhkəm eləmişlər. Bunu ermənilər eləmirdilər ki. Ermənilərin savaşçılığını gördük da və görmüşük indiyəcən də. Xaincəsində 34 dənə geçən yüzyıldə Türk diplomatını terör ediblər. Sifarətdən çəhburcuna gülləyin. Yəni, savaş adamı deyirlər. Amma belə bir düşüncə yaradıblar Qafqazlarda. Ermənilər çox savaşçıdırlar. Hətta bizdə kürtlərin barəsində bu var. Arazbə, biraz düşünsən, kürtlər savaşçıdırlar. Deyirlər. Kürtlər hansı savaş eləyiblər indiyəcən, hansı Türk ordusu ilə və yeniblər? Sıfır, düz sıfır. Nə savaşçılığı? Bunları savaşçı edirlər. Bunlar ayrı millətlərin, ayrı dövlətlərin silahları ilə bəy olurlar. Deyirlər özləri. Çünki hansı YPG Türk ordusunun önündə savaşa bildi? Yox, bunlar gəlsin bir yerə gizlincən bomb qoysun, adam öldürsün, öz Kürt uşaqlarını uğurlasın, şəhərlərdən aparsın. Kürt ailələrini əsir eləsin, Türk ailələrini əsir eləsin. Yəni, Kürt teröristləri bunu eləyir, savaşçı deyirlər. Çünki bir mentalitə var Azərbaycanda, Güney Azərbaycan arz edirəm. Ki, Kürtlər savaşçıdırlar, münəzzəmdirlər, orqanizədirlər, təşkilatlanıblar. Hə, ancaq onların özlərinin qabiliyyətindən və olan krediti deyil. Bu, onları seçənlər. Hə, burada yaxçı bir xain bir qrup düzəldə bilərik. Əqəlliyyəti seçiblər orada. Orada əksəriyyət kimdir o bölgədə? Türklərdilər. Güneyə gedənlər ərəblərdilər. Kürtlər əqəlliyyətdilər, bəli. Əksəriyyətdilər, yox. Əgər bir bölgədə təşənnüz və təşəddüd yaradan bir qrup istəsə orada işi görə, Arazbay gələr türklərə yardım elər, ya kürtlərə. Yəni, ağıl nəyi? Siz olsanız Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın yerinə, siz gələsiniz Güney Azərbaycanı yardım elərsiniz, ya kürtlərə, ya ermənilərə. Bunu biz anlayandan sonra, ki, bəli, ermənilərə yardım elərsiniz. Kürt üçün onlar azınlıqdadılar və onların o hissi var ki, biz azınlıqdayıq,
Ve onları savaşçı var, onları treyningler, onları eğitimler, eğiter, böyle silahlandırar, gruplaştırar, ordulaştırar. Ve Güney Azerbaycan'daki orada silahsız oturup orada diyor ki, biraz önce siz ne dediniz? Füzuli'ni şehrini böyle dedi. Ha, bəs elə də durun milli hərəkətin müvazatında iqdam edin. Nə iqdam edəcəksə? Ha, Sedav Siman məhkumi. Yəni Güney Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Şimdi Füzuli ilə sahibi təbularla uğraşır. Uşaq oyuncaqlar. Yəni bir şeylər çəsin təsiri yoxdur. Amma Kürdü seçiblər, çünki orada azınlıqdır. Amma Türk azınlıq deyil. Ki orada təşənnüz və təşəddüd yaratsın. Onu silahlandırıblar. Onun beynini də, əlini də silahlandırıblar. Təşkilatlandırıblar və devlet ordulaşdırıb və devletləşdirirlər. Sonra Güney Azərbaycanlı da deyir, bəs kütlər çox savaşçıdırlar. Kütlər çox, onlar görsün necə, məsələn, aralarında ixtilaf yoxdur. Çünki ixtilaf ola bilməz ki, o qədər ki, pulu yatırdırlar kütlərə. Dünyada hər kəs ki, Türk düşmanıdır, Kürdə yardım edir, Erməniyə yardım edir. Güney Azərbaycan millətinə və milli hərəkətinə kim yardım edir? Heç kəs. Heç devlet. Çünki heç kəsin mənfəətinə deyil Güney Azərbaycan orada müstəqil olsun. Heç kəs çörəyi qulağına yemeyib ki, bilirlər ki, Güney Azərbaycan müstəqil olsa, Şumalı Azərbaycanla birləşəcəklər. Gedib də Madagaskarla birləşməyəcək ki. Şumalı Azərbaycanla birləşən Güney Azərbaycanda olacaq böyük bir Azərbaycan. Mərateyi də var, torpağı da var, suyu da var, gölləri də var, çayları da var, mədənləri də var, nefti də var. Bunun qabanda kim dura biləcək? Güclü bir məmləkət olacaq məmləkətdə, o bölgədə. Ona görə Kürdə yardım edir və o Kürdü, yəni Kürt millətini yazıq edir əslində, qəşəh baxsanız. Erməni millətini yazıq ediblər geçən yüzyıldə. Nə vəziyyətdə yaşayırlar? Erməni millətinin Araz bəy 25 dənə SEPTO özlərinin səbt elədiyi terrorist orqanizasiyalar var. 4-5 milyon dünyada da çırpsın dünyanı çıxatsın erməni yığırıq. Bilmirəm 4 milyon 5 milyon dünyada 25 dənə terrorist orqanizasiyası var. Siz lütfən mənə deyin geçən 100 ildə, geçən 200 ildə bir dənə Azərbaycandan həm Güneydən həm Şuma terrorist qrup. Bir adın deyin də. Yoxdur. Amma erməni terrorist qrupları var ki, Avropa doları terrorist qrup tanıyır. Asallar kimin, bəziləri kimin. Bildiniz nə deyirəm? Kürt millətini dünyada çırpın, yığın bir yerə görün neçə milyondurlar. Görün neçə dənə, neçə çeşit, neçə rəng, əlvan terrorist qrupları var. Yəni o millətin sayısının dərsədinə görə görün neçə dənə terrorist qrupları var. Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan Türk milletinin ve Türkiye'nin neçə dənə terörist grubu var? Bunları düşünün. Güney Azərbaycan her devlet deyil. Olan, yani bizim gəri ola da, bizim gəri 10 dənə, 20 dənə savaşçı grubumuz olur. Hala bunlar terörist değil. Yoxdur. Ama ermənilərin 25 dənə özlərinin səbt elədiyi, dedikləri, elan elədikləri, fəaliyyətlərini de elan edirlər. Listəsini de yazmışıq, Araz Bey. Ki deyirlər, filan yerdə filan kəsi öldürdük, filan yerdə filan kəsi, filan yeri patlattıq. Adlarında deyirlər, hansı gün rəhbərlər, hansı yerdən ayrıldılar, şaxələr, cüdayladılar, hamısı var. 25 dedim. Yəni, erməni millətinə görə bu qədər terrorist qrup biraz çox gəlir də nəzərə. Yəni, bir dən, iki dən olsaydı, deyərdik o. Amma bu erməni millətini bətbəxləşdirib də bu qədər o bölgədə özü mənfur eləyəsən, nifrətin mərkəzi eləyəsən, yaxşı mı? Yəni, siz düşünün bir komşulukta yaşayırsınız ki, elə onu dövürsünüz, onu şu an dövürsünüz, onun itinə təpik vurursunuz, onun toyuğuna kişiyə deyirsiniz, birinin başını, yəni zorbalıq edirsiniz. Özdə hamı da bilir ki, bu sənə öz gücün deyil. Sən Rusun silahı ilə burada bəy durubsan. Yəni biraz Rusla zayıfləşsən, onda nə edəcəksən? Ha. İndi mən sözü bitirim ki, o ittihamları ki, məsələn, həm Cənabı Pop Francis, Cənabı Fransanın Cumhurbaşkanı, Cənabı Biden. Bunlar ki, o ittihamları ki, bu terörizmə və ya məsələ, bu soyqırım məsələsində, bunu əslində özləri soyqırımla eləyənlərdirlər. Bir iş istəyirsən, görəsən, əvvəl o düşmanı ona müttəham elə, sonra çox rahat olur. Çünki zaten ittiham vurulub da, yəni ad onun ki, o gərə özündən difa eləyə. Və Türkiyə də bu tuzağa düşdü geçən 100 ildə və difai bir vəziyyətdə dedi ki, yox biz soyqırım eləməmişik. Onun yerinə Türkiyənin mediyası
ve devleti Güney Azerbaycan'da ve Anadolu'da o zamanlar baş veren soykırımlardan Türklerin aleyhine danışmaydı. Kitaplar, filmler. Neçe tane film düzelmeliydi bu arada? Ciloğlu parasına neçe tane film var Araz Bey? Sıfır Kaç değil mi? tane? Kaç Sıfır. tane? Ha, hele Ciloğlu. Ve 1900'lerden, 1800'lerin ahirlerinden ta 1918'lere, 20'lere neçe tane film var ki Ermeniler, Vasuriler bölgede neçe neferleri ve özde deyirəm insanlığın yüz qarası. Ben istemiyorum diyeyim heyvan kimi nedir? Çünkü heyvan bu işi görmez. Heyvan ac olar, gider bir heyvan yırtar yer. Ama bu Ermeni çetelerinin aileleri, insanlar bir kendin ahalisini məscidlere yığmaq, məscidleri ot vurmaq. O əhalide içeride. Yani bu lüzumu yoktu savaşsan. Əskərlə savaşacaq. Silahlı savaşacaq. Əhalinin ne iş? Yani Ermənilər bu işle Ermənilərin maalesef Erməni teröristlerinin metodları savaşta elə Sırp əmoğlanlarına benziyor. Şırbınitsa'da 50 min kadına təcavüz elədiler sistematik. Elə Rus əmoğlanlarına benziyor. Maalesef. Ben işte bunu yerine oturdum ki bu ittihamları ki vururlar Türkiye'ye ki soygırım olup özleri soygırımcıdılar. O ittiham vurur ki o özünü dipa eylesin. Ve bu soygırımlar danışılmasın. Bunu İran devleti deliyor. Ona misal getirdim. Ve en büyük zaafımız o çatışmamazlığımız da bizim hem illa Türkiye'nin medyası görürsünüz çok şikayetçiyim Türkiye'nin geçen 50 yıl 60'ı Mustafa Kemal'den bu yana medyasını. Ki Allah razı olsun. bizim derdimizi anlatmayıplar. Siz bakın Türkiye'den geçen yüzyılda ne tane film düzeltti. Holokast barasında, Yahudilerin öldürmesinin barası, Holokast barasında ilde bir iki tane film çıkmasa olmaz yani bilirsiniz. Hollywood'un ve başka yerler. Şimdi bunu size arz edeyim. Bunu fakt olarak bilirsiniz ki il geçmez ki Holokast barasında o yani orada işare olunmuyor Holokast barasında film üzerinde. Yani nece orada katliam oldu. Bizimkiler nece? Biz katliam olanda nece? Budur mesela. Çok teşekkür ederim Sami Oğuz Bey. Bu günleri çok değerli. Sizinle canlı yayınımız oldu. Yoldaşlarımız, ondan sonra silahlaşlarımız da, ondan sonra milletimiz geldiler burada. Katıldılar. Çok yaxşı oldu. Təbiətən bu internet sorunları olması ayrı gene de yaxşı olardı. Ama gene de bunu İstiqlal TV təbiətən o yerler içinde səs yok idi və ya ki kəsilmişdi. Onları deməli onların editlerini və bir daha da YouTube'da da olacaktı ki yoldaşlarımızdan ya ki başka hörmətli xanımlardan, bəylərdən istəsələr ki bu canlı yayına bir daha bakarlar. Bunun eyni zamanda YouTube'un biz yayacağız. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Facebook sayfasında, Telegram'ında, Instagram'ında isteyenler oradan da bir daha da bu canlı yayına gidip oradan izleyebilirler. Sani Oğuz Bey, benim has bir sözüm, sorum yoktu. Sizin əgər ki bir artıracak bir sözünüz var. Buyurun, ben söhbət veririm size. Araz Bey, ben sizin hörfələrinizdən təşəkkür edirəm, vaxtınızdan. Bizimle bu söyləşiyi geçirdiniz, sağ olun. Yoldaşlardan ki katıldılar, danışdılar, yazdılar orada. Bir-bir tək-tək təşəkkür edirəm, hörfələrindən, katkılarından. Yoldaşlar için sonra dinleyiciler bu programı, onlardan da tək-tək sevgilerimi, saygılarımı sunuram onlara. Umarım ki yolumuzda milletimizi menfaatlerinin yolunda olaq, onu geliştirək ve təşkilatlanmağa daha da cəhdimiz ola, cəhdimiz o tarafa ola. Çok sağ olun, özünüzdən müğayyət olun bu korona zamanında ve cennete görüşürük. Çok sağ olun. Allah'a şükür. Teşekkür ederim bir daha bütün izleyicilerimizden, hürmetli hanımlardan ve beylerden ki bugün zahmet çekip ve canlı yayınımıza katılmışlar. Eyni zamanda Sani Oğuz Bey sizden de çok da minnettarlığımızı ve teşekkürlüğümüzü bildiririm. Sağ olasınız, var olasınız. Bir dahaki yayınımızla sağ kalın, selamet seçelim.